Annem hayatında ilk kez çamaşır makinesi kullandığında ben henüz 4 yaşındaydım. O gün annem için büyük bir gündü. Annemle babam makineyi almak için yıllardır para biriktiriyorlardı. İlk gün hemen kullanacaktık, hatta izlesin diye büyükannemi bile davet etmiştik. Büyükannem daha da bir heyecanlıydı. Hayatı boyunca odun ateşiyle su ısıtıp 7 çocuğun elbiselerini elleriyle yıkamıştı. Şimdi ise o işi elektriğin yapışını izleyecekti. Annem dikkatle kapağı açtı, çamaşırları makineye aynen şu şekilde doldurdu. Sonra kapağı kapatınca büyükannem dedi ki, hayır, düğmeye ben basacağım. Sonra büyükannem düğmeye bastı ve dedi ki, inanmıyorum ne kadar güzelmiş, bunu görmek istiyorum, bana bir sandalye verin, bana bir sandalye verin. Sandalye ile makinenin yanına oturdu ve tüm yıkama programını baştan sona izledi. Nutku tutulmuştu. Büyükannem için çamaşır makinesi bir mucizeydi. Bugün İsveç'te ve diğer zengin ülkelerde insanlar o kadar çok değişik makineler kullanıyorlar ki evler makinelerle dolu. Bazılarının ben ismini bile bilmiyorum. Tabii yolculuk edecekleri zaman onları uzak yerlere götüren uçan makineler kullanıyorlar. Ama dünyada hala suyu ateşle ısıtan, yemeği ateşle pişiren çok sayıda insan var. Hatta bazen yeterli yemekleri bile olmuyor. Yani yoksulluk sınırının altında yaşıyorlar. Günde 2 dolardan daha az gelirle yaşayan 2 milyar insan var. Bir de şuradaki en zengin 1 milyar insan var. Onlar benim uçuş sınırı dediğim çizginin üstünde yaşıyorlar. Çünkü onlar günlük 80 dolardan daha fazla para harcıyorlar. Ama bunlar sadece 1, 2, 3 milyar insan. Tabii ki dünyada 7 milyar insan var. O zaman 1, 2, 3, 4 milyar insan daha olması lazım. Yoksulluk sınırıyla uçuş sınırı arasında yaşayan. Elektrikleri var. Ama asıl soru şu. Kaçının çamaşır makinesi var? Piyasa verilerini didik didik ettim. Ve gördüm ki aslında çamaşır makinesi uçuş sınırının altına düşmüş durumda. Yani bugün yıkama sınırının üstünde yaşayan 1 milyar insan var. Onlarsa günde 40 dolardan fazla harcıyorlar. O zaman 2 milyar kişi çamaşır makinesine ulaşabiliyor. Geriye kalan 5 milyar onlar nasıl çamaşır yıkıyor? Daha açık konuşmak gerekirse, dünyadaki kadınların çoğu nasıl çamaşır yıkıyor? Çünkü bu zor iş hala kadınlara kalmış durumda. Böyle yıkıyorlar, elle. Her hafta saatlerce süren zor, zaman alan bir iş. Bazen de suyu uzaklardan eve getirmek zorundalar. Ya da çamaşırları uzaktaki derelere götürmek zorundalar. Onlar çamaşır makinesi istiyorlar. Hayatlarının büyük bölümünü böyle nispeten düşük randımanlı bir işle geçirmek istemiyorlar. Onların isteğiyle benim büyükannemin isteği arasında fark yok. Bakın, iki nesil önce İsveç. Dereden su al, odunla ısıt, elinle yıka. Onlar da çamaşır makinesi istiyorlardı. Çevreci öğrencilere ders anlatırken bana ne diyorlar? Dünyadaki herkesin arabası ve çamaşır makinesi olamaz. Bu kadına çamaşır makinesi olamayacağını nasıl söyleyeceğiz? Öğrencilerime soruyorum. Son 2 yıldır sordum. Kaçınızın arabası yok? Bazıları gururla ellerini kaldırdılar. Yani ben araba kullanmıyorum. Sonra asıl zor soruyu sordum. Kaçınız kot pantolonunu ve mevresimini elde yıkıyor? Hiçbirisi parmak kaldırmadı. En koyu çevreciler bile çamaşırlarını makinede yıkıyor. O zaman nasıl oluyor da herkes tarafından kullanılırken ötekilerde yok? Dünyadaki enerji kullanımını inceledim. Bir bakalım şuna. 7 milyar insanı görüyorsunuz değil mi? Uçuş insanları, çamaşır insanları, lamba insanları ve ateş insanları. Şuradaki bir birim enerji birimi. Yani fosil yakıt, petrol, kömür veya doğalgaz. Dünyadaki elektriğin çoğunun kaynağı.
Dünya genelinde toplam 12 birim kullanılıyor. En zengin 1 milyar insan 6 tanesini kullanıyor. Dünya nüfusunun 7'de 1'i tarafından enerjinin yarısı kullanılıyor. Buradaki çamaşır makinesi olan ama diğer ev eşyaları olmayan 1 milyar insan ise 2 tane kullanıyor. Bu grup ise 3 tane kullanıyor. Birer tane. Buradakiler ise birer tane bile kullanmıyor. Toplam 12. Fakat çevreci öğrencilerin endişe ettikleri şey aslında doğru. Gelecekten endişe ediyorlar. Peki değişim hangi istikamette? Karmaşık analizler yapmadan değişimi 2050'ye kadar tahminen uzatınca enerji tüketimini arttıran iki şey görüyoruz. Birincisi nüfus artışı, ikincisi ekonomik büyüme. Nüfus artışı genellikle yoksul insanlarda oluyor. Çünkü çocuk ölüm oranları düşük ve doğum oranları yüksek. Böylelikle fazladan 2 milyar insan daha gelecek ama enerji kullanımını fazla etkilemeyecek. Asıl önemli olan ekonomik büyüme. En çok da gelişmekte olan ekonomilerde olacak. Onlara ben yeni doğu diyorum. Uçuş sınırından atlayacaklar ve eski batının şu an harcadığı kadar enerji harcamaya başlayacaklar. Buradaki insanlarsa çamaşır makinesini istiyorlar. Demiştim size. Buraya gelecekler ve enerji tüketimini ikiye katlayacaklar ve de umuyoruz ki yoksul insanların elektriği olacak. İki çocuklu aileler olacak, nüfus artışı duracak, nihayetinde toplam enerji tüketimi 22 birim olacak. Bu 22 birimin çoğunu hala en zenginler kullanacak. O zaman ne yapmak lazım? Çünkü iklim değişikliği riski gerçek. Tabii ki enerji verimliliği artacaktır. Bir şekilde davranışlarımızı değiştirmek zorundayız. Ayrıca yenilenebilir enerji üretmeye başlamak zorundayız. Ama onlarla aynı miktarda enerji tüketmedikçe diğerlerine ne yapıp yapmayacaklarını söyleyemezler. Şurada daha fazla yenilenebilir enerji elde edebiliriz. Umduğumuz şöyle bir dağılım. Gelecekte karşılaşacağımız büyük zorluklardan bir tanesi. Fakat bana inanın, Rio de Janeiro'nun gece kondularında yaşayan şu kadın çamaşır makinesi istiyor. Tüm evlere elektrik götüren enerji bakanlarından o kadar memnunlar ki onu tekrar seçtiler. Ve o, Dilma Rousseff, dünyadaki en büyük demokrasilerden birinde Brezilya'da ilk kadın cumhurbaşkanı oldu. Eğer demokrasiniz varsa insanlar çamaşır makinesine oy verirler. Çünkü seviyorlar. İyi de sihir bunun neresinde? Annem bu makinenin sihrini daha bana ilk gün anlattı. Dedi ki, bak Hans, çamaşırları makineye attık. Makine işi yapar. Şimdi ikimiz kütüphaneye gidiyoruz. Çünkü sihir bu. Sen makineye çamaşır veriyorsun. Peki makine sana ne veriyor? Kitap tabii. Çocuk kitapları. Annemin de bana okumak için zamanı oluyor tabii. Çok hoşuna gidiyordu. ABC kitabım vardı benim. Bu benim profesörlük kariyerime başladığım kitap. Annem tabii kendine de kitaplar aldı. İngilizce öğrendi mesela. Yabancı bir dil öğrenebildi. Sonra çok sayıda roman okudu. Farklı çok sayıda romanlar okudu. Ve biz bu makineyi gerçekten çok sevdik. Annem ve ben dedik ki, teşekkürler endüstrileşme, teşekkürler demir çelik fabrikası, teşekkürler enerji santrali ve teşekkürler kimya endüstrisi bize kitap okumak için zaman verdiğiniz için.